İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, İzmir'de düzenlenen İYİ Parti İzmir İl Teşkilat toplantısında gündemi değerlendirdi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, İzmir'de düzenlenen İYİ Parti İzmir İl Teşkilat toplantısına katıldı, gündemi değerlendirdi. Pandemi kurallarına özen gösterilerek düzenlenen toplantıda ağırlıklı konu ekonomiydi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta yanımızda. Sayın Başkanım, İzmir'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pandemi kurallarına uygun oldukça başarılı bir toplantı oldu, bir buluşma oldu. Biz çok beğendik. Hazırlayan arkadaşları tebrik ederiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çok güzel. Biz pandemi hakikaten uygun. Belli mesafeyi koruyarak güzel büyük bir salonda organize etmişler. Coşkulu bir şey vardı, partili kitlesi vardı. Heyecanlıydı. Ben bunu İYİ Parti'nin bir iktidar yürüyüşü olarak tanımlıyorum. Arkadaşlarımız heyecanlılar, çalışıyorlar. Çünkü millet bizi çağırıyor. Millet bizi hakikaten çağırıyor, davet ediyor. İnsanımız çok bunaldı, çok sıkıldı. Özellikle ekonomik konular başta olmak üzere. Türkiye'nin sorunları birikti ve bugünkü iktidar Türkiye'nin sorunlarını çözemiyor. Dolayısıyla insanlar bir çıkış arıyor. O çıkışı da büyük ölçüde biz İYİ Parti'de görüyorlar diye düşünüyoruz. O anlamda milletimizin bir teveccühü var. O teveccühe layık olmaya çalışıyoruz biz de. Ulu Önder Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı Samsun ilimizin bir evladısınız. Evet. Kurtuluş mücadelesini başardıktan sonra Atatürk demişti ki asıl mücadele şimdi başlıyor. Evet. O da ekonomi mücadelesi. Siz İYİ Parti'nin ekonomi politikaları başkanı olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Kısaca bize bir söz eder misiniz İYİ Parti'nin politikalarını? Tabii İzmir bu anlamda çok önemlidir. Hatta şunu söyleyelim. İzmir Cumhuriyet'in bir Anadolu şehir modelidir ve başarılı bir modeldir. Bakmayın son dönemde bazı iktidarların İzmir'e yatırım yapmamasına, ancak çok başarılı Anadolu'da çıkmış bir zenginleşmiş, sanayisi gelişmiş, hizmetler sektörü gelişmiş, tarımı gelişmiş, kooperatifçiliği gelişmiş bir kentimizdir o anlamda. Ve İzmir İktisat Kongresi'nin Atatürk ilk olarak burada yaptı. Tabii ekonomi konusu önemli. Bizim bir defa Türkiye'nin ihtiyacı olan en önemli husus güven. Bu iktidar güveni yitirdi. Bu iktidara hiç kimse güvenmiyor. Kendileri konuşurken kendilerine güvenmiyorlar. Yatırımcı güvenmiyor. Yerli yatırımcı da güvenmiyor, yabancı yatırımcı da güvenmiyor. Güvenli olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Güvenli olmadığı yerde kaynak olmaz. Bizim nitelikli yabancı kaynağa ihtiyacımız var. Bir defa kendi kaynaklarımızı tabii çok iyi kullanmamız lazım. Kentsel rantların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Kamu devletin kaynak tahsisine bir anlamda müdahale etmesi gerekiyor. Daha fazla teknolojik ürünlere kaynaklarımızı ayırmamız lazım ki oradan bir büyüme gelsin, katma değer oluşsun, istihdam oluşsun. Tarım konusu çok önemli bir konu. Türkiye bir tarım ülkesi esas itibariyle, fakat bugün 20 milyar doları buldu bizim tarım ithalatımız. Kaynaklarımızı çok rahat üretebileceğimiz tarım ürünleri için yurt dışına aktarıyoruz. Buralarda yani biz tarımsal büyümenin bir defa ortalama büyümenin çok üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz ve ekilmeyen tarım arazileri mutlaka surette kazandırmamız lazım. Ekonomiye kazandırmamız lazım. Ekonomi derken tarım olarak üretmemiz lazım oralarda. Herhalde iyi bir tahlil yaptınız. Tabii bunların hepsi çalışıldı. Organizasyon problemi var. Bakın ürün tarladan çıkıyor, tarlada par etmiyor. Tüketiciye geliyor, tüketici aşırı pahalı kullanmak durumunda kalıyor. Bir organizasyon bozukluğu var. Bu organizasyonu düzelttiğimiz zaman birçok şey düzelecek. Piyasalardaki oynaklığın sadece merkezi yönetimi olan güvenle aşılabileceğine değinen Erhan Usta, gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere birçok ülkede işsizlik oranlarının arttığını, ülkemizin kendi potansiyellerini doğru değerlendirmesi gerektiğini ve bu sayede avantajlı konuma geçebileceğini söyledi. Küresel likidite, yani dünyada para olağanüstü yüksek. Bu pandemiyle mücadele kapsamında hem Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası dünya kadar para bastılar. Yani böyle bir ortamda, paranın bu kadar bol bir ortamda güveni sağladığınız zaman parayı ülkenize çekebilirsiniz. Güven olmadığı için para gelmiyor. Para gelmediği zaman da bizim kendi tasarruflarımız, kendi büyümemizi finanse etme yetmediği için ne oluyor? Bu sefer ekonomik büyüme duruyor. Yani o yüzden ilk yapılması gereken şey güvenin oluşturulmasıdır. Yani evet, pandemiyle ilgili sıkıntılar var. Şimdi o sıkıntılarda işte bunu çok konuştuğumuz için artık burada tekrarlamıyorum. Esnafla ilgili hiçbir tedbir alınmadı bugüne kadar. Yani verilen toplam esnafa destek daha tamamlanmadı. 5 milyar lira. Ya biz sadece 5 tane müteahhit için bütçeye bu sene 31 milyar lira konuldu. Yani onun 6 katını, 2 milyon esnafa verilecek paranın 6 katını 5 tane müteahhit için koydu garanti kapsamında bu hükümet. Dolayısıyla bu destekler artırmamız lazım. Hem enflasyon açısından hem de büyüme açısından aslında koşullar uygun.
küresel likit de çok bol ama güven olmadığı için bizim ülkemize gelmiyor. O güveni sağladığımız zaman bu paraların hepsi çok rahat gelecektir.